gündem değiştirme çabası. İnadına diye bir şey olmaz. Şu anda belki birileri unuttu ama bizim unutmamızın mümkün olmayacağı bir acı var ortada. Gara'da şehitlerimiz oldu. Birilerinin müjde açıklaması, daha sonrası niçin başarısız olduk açıklamasına döndüğünün henüz milletin vicdanında cevabı verilmedi. Kesinlikle ve kesinlikle insanların bugünlerde yaşadığı o acının dışında bir gündeme taşıma çabası. Ben buna alet olmayacağım. İstanbul'da efendim kanalmış vesaireymiş başka gündemler yaratmak. Halbuki bugün işte dediğim gibi şehitlerimizin acısı var. Daha başka gündemler de var. Yoksulluk var. İşsizlik var. Türkiye tarihinde ilk defa insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pandemiyle mücadele var. Dolayısıyla bunlar varken beni açıkçası dop dolu, tıka basa dolu kongre sahalarında söylenenler bu şekilde gündem dışı, gündem dışı akılla söylenenler ilgilendirmiyor. Yani çok çok acı bunları duymak. Bir de üzülüyorum çünkü neredeyse 2 yıl geçmiş bu gündemin üzerinden hala bunların konuşuluyor olması üzücü. Ama şaşırmıyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz ki 4,5 yıl önceki, 5 yıl önceki konuşmaları birebir tekrar eden bir anlayıştan başka bir şey beklemem zaten. Şunu da ifade edeyim. İstanbul'un gündemi başka. Az önce ifade ettiğim gibi. Ama İstanbul'la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere ben 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. İstanbul'la inatlaşılmaz. Ha illa inatlaşacağım diyenlere de açıkçası ben İstanbul burada diyorum. Ama unutulmasın, İstanbul bir şeyi kanıtlamıştır. İstanbul birden büyüktür. Nokta.